Selamun aleyküm, ben Abdülkerim. Kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım ki hepiniz iyisinizdir. Bugün hava gene kapalı. Şu an hayvanlarla nereye gidiyorum? İnşallah yağmur yağmaz diye ümit ediyorum. Şimdi şu anda izleyecek olduğunuz video konusunu şöyle kısaca açıklayayım size. Birkaç video önce hani bir soru cevap yapalım dedim ama pek talep gelmedi, yani çoğu kişi bir şey yazmadı. Birkaç kişi sordu bir şeyler. Demek ki kimsenin merak ettiği bir şey yok. Neyse, sıkıntı yok yani. Şimdi o soranların sorularını bu videoda yanıtlayacağım. Şimdi bu videodaki asıl ana konu şunlar. İşte inek alacak mıyım? Alırsam ne ırk hayvan alacağım? Doğumlar ne zaman? Ve en önemlisi, bir arkadaşımız şunu sormuş. Hayvancılığa ilk başladığım dönemde, başladığımda tepki gördün mü? Ne diyor tepki gördüm? Ben de dedim ki yani bunu anlatırken öyle parça parça olmasın. Bu videoda sizlere dilimin döndüğünce hayvancılığa nasıl başladığımı böyle biraz hızlandırılmış şekilde böyle anlatmaya çalışacağım yani. İnşallah başarılı olurum. Sizler de ben hayvancılığa nasıl başladım kısaca böyle bir kısmını öğrenmiş olursunuz. Şimdi kameramı çevireyim. İnekler gideyim. Ben de yadigarla gidiyorum. Yadum. Yadigum. Şimdi yadigar en arkada benle. Diğerleri en önden koşa koşa gittiler. İnşallah şu yukarı sapmazlar veya aşağı sapmazlar. Başka meraya getiririm onları. Yaklaşık bir haftadır. Çünkü bu aşağıda hani yaydığımız yerde ot bitti. Burada da öyle fazla bir şey kalmadı. Yani kaldı ama böyle az bir şey var. Onda da hayvanlar kanaat etmeyi koşu duruyorlar. Uyana yukarı beni çok yoraylar. Ben de ondan dolayı şu uyanki tarafa attım onları. Şimdi siz de birazdan göreceksiniz. Rukiye ablanın sığırları da şu ileride. Bakın Karadağ'dan aşağı kara bir duman geliyor, yağacak. Marandaydı. Şimdi o tarafı böldüydük. Şimdi bu tarafa koyarım hayvanları. O tarafı yeşillenmeye bıraktık. Şuradan zaten giriyorlar. Burası teyzemindir. Burayı da ben işliyorum. Bir haftadır da hayvanları buraya koyarım. Zaten bayağı otladılar burayı. Şimdi burada biraz otlayacaklar. Şuradan ileri geçecekler veya şuradan aşağı inecekler. Altta. Onları oradan gitti. Büyük ihtimalle buradan yalı çıkacaklar. Teyzemin kızı da Ayşe ablam. Selam olsun kendisine. Buradan şey yapardım. Gitsin oradan da işte bu eve gidemiyoruz. Tarlaya gidemiyoruz. Haber yollardı bu ama. Ben biçmeye yetiştiremedim. Sığırla şimdi pişti burayını. Teyzemin kızı. Ha buraya sığır koyurken gel yaylıya da çay demlersin de içeri. Tatlıları onu özledim yani. Hiç araya sormayasın bu aralar. Ay. Buralardan ne insanlar geldi geçti. Rahmetli dayım istedi ki yaylada bir evim olsun, kafamı sokacak bir yerim olsun. Kar fırtınasında, yağmurun altında emek etti, burayını yaptıydılar. Dayımın da böyle kültürlüydü, hocaydı zaten. Böyle gezmeyi çok severdi rahmetli. Çok böyle
misafiri gelirdi. Çevresi çoğuydu, tanıdıkları çoğuydu. Çok kişi gelir kalırdı onda. O giderdi onlara. Öyle olunca, kalabalık olunca çevresi, burası yetmediydi onlara. Yetersiz geldi. Dedi ki, yapmış iken bari yapayım adam akıllı bir şey. Bir kolidam olsun, bir yerde bir yuvam olsun dedim. Bin bir emekle, zahmetle abi evi buraya yaptım. Şu üstlerini donattı. Rahmetli. Şu tarafa geleyim de tam alayım dedim. Rahmetli bin bir emekle burayı da yaptı. En son şu işte duracağı yer, üst kadı falan donattı. Tam dedi ki tamam artık rahata ereceğim bir. Gide rahat rahat evimde yatacağım, yayla uykusuyacağım, kafamı dinleyeceğim dedim. Ama pek nasip olmadı ona. Ondan sonra hastalandı zaten böyle ortadan rahmetli oldu. Allah'a emanetini aldı. Ruhuna rahmet olsun, mekanı cennet olsun. O yüzden yani demem o ki, dünya 3 günlük dünya. Dünya çok da çalışmamak lazım. Önemli olan ahiret. Ahirete aslında çalışmamız lazım. Ne demiş ermişler, dermişler. Bugün ölecek gibi ahirete, hiç ölmeyecek, pardon, yarın ölecek gibi ahirete hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışın. Ahiretinizi yapın. O yüzden kalp kırmamak lazım. Kimseyi üzmemek lazım. Yani fuzuli yere tartışmamak lazım. Bugün varuk, yarın yok. Dediğimiz gibi dünya 3 günlük dünya. Bir dakika sonrasında garantimiz yok. Allah hepimizi imanlı bir şekilde ölmeye, hayırlı bir ölüm nasip etsin hepimiz. Hepimiz öyle gidecek. Hepimiz bu dünyada bir emanetuk, bir kalıp geçiciyiz. Yüce Allah hepimize bu dünyada da hayırlı yaşamayı nasip etsin. Ahiretimizi de yapmayı bizleri inşallah nasip etsin. Şimdi şurada oturayım. Üzerinize afiyet bir çayımı içeyim. Hem de ondan sonra da şey anlatalım. Deminki soruların cevaplarını verelim. Evet, şimdi tekrardan beraberük. Şimdi sorulardan başlayalım. Biraz çabuk cevaplamam lazım. Şimdi ilk soru, en yakın doğumumuz ne zaman? Şu anda elimde olan iki tane doğumum var. Allah gazabeyle göstermezse. Birincisi Maran'da, Ekim'in sonunda, Allah bir gazabeyle göstermezse hayırlısından inşallah doğum yapacak. İnşallah da bir dişi buzağı eder. Tamızlık olarak ağrımıza ayırırız, kazandırırız. İkinci ve 2024'ün son doğumu, son buzağısı olan Bircan var. Bircan da aralığın sonunda bir kaza bela olmasa, bir aksilik olmasa inşallah hayırlısından doğacak. Son doğumumuz o. Ondan sonraki doğumlar zaten Allah'ın izniyle inşallah bahara kalacak. Nisan-Mayıs dönemine kalacak. Şimdi ikinci soru şu. Yeni hayvan alacak mıyım? Beni şimdi YouTube'da en başından beri takip eden, videolarımı kaçırmadan izleyen çok değerli takipçilerim var. Hepiniz benim için değerlisiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu işe bir inekle başladım. Çok şükür Allah nasip etti. 5 yıllık bir süre zarfı içerisinde bunu ondan yukarı çıkardım. Ağrımı yaptım vesaire. Birçok şeyi gerçekleştirdik. Allah'ıma hamdolsun nasip etti. Ve günden güne de her yıl hayvanlarımızı arttırmaya bir yandan satarız, bir yandan alırız vesaire derken
profesyonel bir çiftlik haline gelmeye çalışıyoruz. Bu da tabii ki hayvandan geçiyor. Şimdi hayvanınız olacak, işletmenize güzel kaliteli hayvanlar katacaksınız ki düzenli bir şekilde büyüyüp gidesiniz. O yüzden tabii ki hayvan almaya niyetim var Allah'ın izniyle. Yakın bir zamanda da sizlere sürprizler gelebilir gerçekten. Çünkü bazı plan programlarımız var. Zamanı gelince bunlardan size zaten bahsedeceğim. Hayvan alacağım. Allah nasip ederse inşallah. Ama hangi ırk alacağım? Arkadaşlar şu an için ben simental almayı düşünüyorum. Niye diyeceksiniz? Niye jersey almayasın? Çünkü şu anda elimde yeterince jersey olduğunu düşünüyorum. Ve ben bir kişiyim. Şu anda da yeni plan program projelere göre onları anlatacağım size işte. İşimi değiştireceğim. Büyük bir ihtimal Allah nasip ederse. Bunun için de ona göre bir hayvan ırkı seçimi yaparım. O yüzden benim şu anki tercihim simental. Jersey almayacak mıyım? Tabii ki jerseyi de ilerleyen zamanlarda inşallah alacağım. Elimdeki jerseyleri tabii ki daha kalitelileriyle inşallah değiştireceğim. Şimdi diğer bir takipçim de sordu ki hayvancılığa başladığın zaman ne tür tepkiler aldın, nelerle karşılaştın? Şimdi bunu anlatmışken dedim hayvancılık hikayemi biraz da anlatayım. Hayvancılık serüvenine nasıl başladım bir kısmını anlatmış olayım. Parça parça bölüm bölüm olmasın dedim. Şimdi başlayayım. Ben 2015'te liseden mezun oldum. Elektrik elektronik teknik lise mezunuyum. Çok şükür elimde belgem de var. İş yeri açma belgem de var. Liseden mezun oldum. O zaman da ben diyeyim size ki 2 yıllık üniversiteyi kazandıydım. Ancak her insanın kendine özgü bir tartısı, bir terazisi vardır. Herkes kendini ölçer, biçer. Ben de bunu yaptım. Kendimi ölçtüm, biçtim. Dedim ki, ya dedim ben şimdi 2 yıllık üniversiteye gitsem bu 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl diye uzayacak. Bu da benim için büyük bir zaman kaybı ve artı maddi kayıp olacak. Ben en iyisi dedim böyle yapmak yerine kısa yoldan iş hayatına atılayım. 2015'in yazında mezun olduktan yaklaşık 1-1,5 ay sonra Akçaabat'a bu yukarı köylerden bir su geliydi. O şirkete girdim. Orada yaklaşık bir yıl çalıştım. Orada çalışırken önüme çok güzel fırsatlar çıktı. Ama askerlik dolayısıyla bunları değerlendiremedim. Ben de askerlikten korkardım. Niye korkardım? Sağlık sıkıntımdan dolayı korkardım nasıl yapacağım diye. En son öyle böyle oldu derken kafaya koydum. Dedim ki bu iş ya olacak ya olmayacak. Bu işi bir an önce temizlemem lazım. Bu işin içinden bir çıkmam lazım. Askerlik yoksa bana her yerde engel olacak dedim. Gittim tecilimi bozdum. Ondan sonra gittim. Benim dönemde bir yılda askerlik. Askerliğimi yaptım. İzin bir şey kullanmadım. 2018'in yazında, Haziran'dı galiba. Yanlış hatırlamasam. Ya Haziran'dı ya Temmuz'un başıydı işte. Direkt abimin düğününe geldim. Sürpriz yaptım onlara. Düğün talaşa isterken yaklaşık bir 20 gün kadar boş durdum. Ondan sonra Hasan iştem, selam olsun ona da buradan. Karayollarının bir taşören firmasında çalışıyordu. Dedi bana ki söz onluk işçi alınıyor. Seni de alalım buraya. Dedim olsun al abi. O şekilde şey yaptık. Oraya girdim. Yaklaşık bir Ağustos'ta girdim oraya. Yok Ağustos'a değil. Temmuz'un 17'si mi neydi? Girdim. İşte Kasım'a kadar vesaire bir 3,5-4 aylık bir çalışma sürecimiz oldu. Ondan sonra kış geldi tabi. Yağmur falan artınca boya işiydi. Dışarıda boya işi yapılmamaydı. Tabii ki sezon kapandı. Biz de çıkış aldık. Ondan sonra biz yaylalarda, köylerde doğduk, büyüdük. Yaylaları, köyleri seviyoruz. Dedim ki, ya dedim okuldan mezun oldum. İşe girdim, işten çıktım. Askere gittim, askerden geldim, işe girdim. Gideyim bizimkilerle biraz yaylada durayım. Biraz kafam dinleyeyim. O sonra da bir iş araştırmasına başlarım. Tabii geldim, durdum. Kış geldi, kar yağdı, köye göç ettik. Yavaş yavaş başladım iş kollaştırma. Tabii bunu iş yaparken yılbaşı geldi. 2019'da da bu dolar, euro
Bir anda gene fırladı. Ekonomik bir krizin eşiğinden geçtik ülkece. Bütün iş yerleri işçi dökmeye başladı. Hiçbir iş yeri işçi almaya başlamadı. İşten çıkacak olan, ayrılacak olan işçiler de ben çıkarsam bir daha iş bulamayacağım diye işten çıkmayı, tabii ben de o süre zarfında iş aramaya koyulduk. Tabii öyle pek iş bulamadım. Ha, iş var mıydı? Vardı. Birkaç yere başvuru yaptım, olmadı. Ha, ben niye iş bulamadım? Aslında gene iş vardı ama ben sağlık durumumdan dolayı bana göre bir iş bulmam lazımdı. O da pek o süre zarfı içinde kolay olmadı. Uyana bu yana derken çevremden böyle sevip saydığım bazı kişiler bana şunu demeye başladı. İşte hayvancılık yapmayı düşünmez misin? Hayvancılık yapsana. Bu işin içinden gelirsin vesaire gibi. Benim de o dönemlerde kafamda hiç hayvancılık yaparım, köyde dururum. Böyle yani nasıl diyeyim size, mıknatıstaki zıt kutuplar gibi şey bakarız. Yani böyle hiç hoşlaşmayarım. Hiç kafamda öyle bir düşünce yok. Köyde durayım, hayvancılık yapayım gibi. İlk birkaç defa dediler mesela, dedim ki ya yok, başka işim yok. Ben köyde duracağım, sığır bakacağım falan. Ondan sonra gene bu iş için bu devlet şeyi oldu. Onu tam unuttum neydi ama hatırladığım kadarıyla yani bir devlet şeyine mi başvurdu yapacaktım. Ne oldu? Gittim şeye, evrak vereceğim işte. Görevli. Oradaki görevli dedi bana ki dayın var mı dedi. Ben de tabii jeton düşmedi. Dayın var mı? He var da bu benim dayımla ne işi var gibi. Dedim he var dedim. Dedi kaç tane var dedi. Böyle deyince jeton düştü benim. Ben de bu sefer kırgıra vurma bekliyordum. 5 tane dayım var dedim. He dedi, he maşallah dedi. Nerede görevliler dedi. Dedim nasıl yani, ne iş yapaylar dedi. Dedim bir tanesi boyacı, bir tanesi kalıpçı, bir tanesi demirci, bir tanesi ahçı, bir tanesi kalebodurcu. Adam bu sefer başladı gülmeye, dedi ki ha onu demirim dedi. Ankara'da dayın var mı dedi. Öyle herkesin dayısı var dedi. Ben de dedim ona ki sence dedim Ankara'da dayım olsa ben burada olur muydum? Dedi ki haklısın, olmazsın dedi. Dedim. Dedi ki bak kardeşim dedi, benden sana bir tavsiye, hiç fuzuli uğraşı da zamanı harcama dedi. Dayın yoksa Ankara'da bu işler olmaz. Buradan ben mi zıtlandım dedim, yani her şey dayın meselesi mi yani. Ondan sonra tabii böyle gene sevdiğim kişiler bana işte ya hayvancılık yapsana, bak bu iş bir değil. Bu işe kimse bakmaya, bu iş çok değerlenecek vesaire demeye başladı. Benim bir anda kafamda bu yer etmeye başladı. Bu sefer düşünmeye başladım. Olur mu, olmaz mı, yapabilir miyim, yapamaz mıyım vesaire. En son tanıştım. Sevdiğim fikrini, görüşünü önemsediğim kişilere tanıştım vesaire derken. Ondan sonra kararımı verdim. İşte aileme dedim ki ya böyle böyle ben hayvancılık yapmak isterim yani, düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Onlar da sağ olsun, Allah razı olsun dediler ki yapmak istiyorsan olsun ya, ucunda ölüm yok. Bir iş bulursan girersin veya baktın olmaya sadık gidersin bir işe. En azından bir dene, biz maddi manevi gücümüz yettiğince senin arkandayız falan. Dedim tamam. O şekilde işte hiç cebimde ne yem alacak para var, ne inek alacak para var. Kararımı verdim. Anneme dedim işte böyle bile kararımı verdim. Başlayacağım. O dedi başla dedim ama bir sıkıntı var. Ben ne lan inek alacağım dedim. Dedi o ne mi düşünüyorsun? Öyle ya dedim. Aradan 2-3 gün geçti, dedi belki ağara gider dedi. Belki haydi ben lan ağara. İyi tamam dedim. Gittim annemle ağara. O dönemde bir tane ineğimiz var. Bir tane yüklü danamız var. Bir tane bir yaşında danamız. İki tane de bir yaşında tosunumuz var. Dedi ki al dedi, bu yüklü dana senin dedi. Sağ ye ne yaparsan yap dedi. Tamam dedim. Öyle başladım bu işe. Tabii o süreçte, orayı atlamayayım, tanışmış olduğum kişilerden, fikrini sormuş olduğum kişilerin %30-40'ı bana hep şunu dedi. Ya başka işin mi yok? Sığır mı bakacaksın? Köyde mi duracaksın? Sığırdan para kazanılmaz. Biz yıllarca yaptık da ne oldu? Kömüresi bile bize kar kalmadı. Bilmem falancı yaptı da çeviremedi, daha bıraktı gitti başka iş yapaya. Kirbi sigortalı işe sigortan olsun. İşte bir maaşın olsun. Ay sonu geldi mi maaşın bilirsin. Gidip bankama diye takı kartını maaşın çekersin. İşte sığır baganı, köyde duranı artık kızla almaya, kimse çobana sığır vermiyor.
Sen peker kalısın, evlenemezsin vesaire vesaire vesaire. Bu iş senin işin değil. Burada bu iş olmaz. Sen bu işi buralarda yapamazsın. Falan da fişman da. %70'lik kısmı da bunlar da hep dışarıdaki daha çok bana daha uzak kişiler diyeyim size. Dediler ki ne olacak dediler. Bu işi artık bir değil. Kimse bu işi yapmaya, bu iş değerlenecek. Dene. Sen zaten bu işin içinden yalıysın. İşin birçok şeyini biliyorsun. Bence dene. O şekilde işte tepkiler aldık. Bu işe başladım. Ben başladım ama gene düşünüyorum. Ben nasıl yapacağım? Benden kim ürün alır? Çevirebilir miyim? Çeviremez miyim? Yapabilir miyim? Yapamaz mıyım diye düşünü duruyorum. Kafamda soru işareti hiç çıkmay. Sağ olsun bana destek olan herkesten Allah razı olsun. O şekilde başladık. Tabi mal arttırımı o bu derken bu günlerimize geldik. Şimdi yağmur ya çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu videoyu da bu akşam paylaşmam lazım. Daha detaylı başka zaman işte anlatırım. O şekilde tepkiler aldım. Bu işe başladım. Bir sene iki sene geçti hesap edin. Hala bana ya bırak git bu işi. Bu işte para kazanamazsın. Burada bu iş burada olmaz. Dediler. Ben dedim ki ben bu işi Allah'ın izniyle başaracağım. Ben bu işi burada hayırlısıyla yapacağım. Ben bu işten inşallah burada para kazanacağım dedim. O denilen kötü yorumları, şeyleri, tarbeleri diyeyim, tepkileri duymazdan geldim. Hep bir kulağımdan girdi, diğerinden çıktı. Hep sabrettim, kendime inandım, Allah'a inandım, çaba gösterdim. Ve şu anda, şu anki konumumuzda misal, Karadeniz bölgesinde de hayvancılık yapabileceğini, ne bileyim bu işten para kazanılabileceğini hem kendim gördüm hem de çevremdeki kişilere gösterdim. Bana o bırak bu işi git, burada gecinemezsin, burada bu iş olmaz, bu işi yapamazsın, bu iş senin işin değil diyenler şu anda birçok fikir gelip bana tanışırlar, şey yaparlar ve işte bak bu konumda kalmayacaksın. Bu işi büyüteceksin, bak şöyle sistemler var, o var, bu var gibi. Şimdi hepsi yanımda. O yüzden kendinize inanın, Allah'a inanın, şükredin, sabredin. Yüce Allah en doğru zamanda en hayırlısını hepinize nasip edecektir. Siz yeter ki doğru dürüst olun. Daha anlatacak çok şeylerim var ama şu an üstünden geçeyim yani. Daha detaylı başka videolarda anlatırım size. Şu anlık sorularınızın cevabını verdiğimi düşünüyorum. Başka sorularınız olursa zaten yorumlara yazarsınız. Yavaş yavaş da ben şimdi bu videoyu bitireceğim. Şimdi yağmur bastırdı. Hayvanları eve götürüyorum. Gelar lays 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 gibi domba 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 domba. Evet dostlar, inşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Keyif alarak izlediğiniz videolardan bir tanesi olmuştur. Videoyu beğendiyseniz eğer, hadi gel, gel. Beğenim butonuna basmayı, videoyu paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz eğer ücretsiz bir şekilde abone olmayı, fikir, görüş ve önerilerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.